Poco M3 cihazlarda cihazımızdan zil sesi çıkmadığında hangi parçalara bakacağımızı şema ile kısaca izah edeceğim. Öncelikle arama motoruna speaker yazıyoruz ve daha sonra arattırıyoruz. Ctrl F yapıyoruz ve Ctrl F yaptığımız yere speaker yazıyoruz. SPK yazıp arattırıyoruz ve bizi audio bölümüne yönlendiriyor. Cihazımızda zil sesi çıkmadığı için audio bölümüne yönlendiriyor bizi. Biz de buraya bakacağız. İlk önce burada bakacağımız nokta beslemenin 5 voltu geliyor mu? Şu ayağa. Yani audio entegremizin 5 voltu geliyor mu? Eğer bu gelmiyorsa zaten diğer parçalar yani hoparlörümüz, tabii hoparlörümüzü de kontrol edeceğiz bu arada. Bunlar sağlam ve yine zil sesi çıkmıyorsa ilk önce L2488'in ayağında 5 volt var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Ya da 3.6 volt. 3.6 ile 5 volt arası bir voltaj olacak. Bu voltajımız yoksa o zaman geriye döneceğiz. Yani bu bataryaya kadar buradaki 5 voltumuzu mutlaka sağlamamız lazım. Burada 5 voltumuz yoksa diğer parçaların hepsi sağlam olsa bile zil sesimiz yine çıkmayacaktır. Çünkü audio entegremiz ana besleme voltajını almıyordur. Şayet burada 5 voltumuz var, yine zil sesimiz çıkmıyorsa o zaman şu şekilde yapacağız. B300, B2555 ve B2556'yı kontrol edeceğiz. Burada iki tane bobinimiz var. Bunlar hoparlöre çıkış uçlarımız. Speaker out yazıyor zaten. Çıkış demek istiyor. Şu şekil, buradaki iki bobini kontrol edeceğiz. İki bobin sağlam. 5 voltumuz da entegreye giriyorsa veya entegremiz arızalıysa 1 volt da girebilir. Çünkü entegre kısa devreye girdiyse zaten ısınır. Bunu da kontrol edelim. Devamında bobinler sağlam, hoparlör sağlam ve buradaki 5 voltumuz sağlam ve bobinimiz sağlamsa o zaman audio entegremize U2402'yi kontrol edeceğiz. Şimdi bu parçaların yerini bir de anakartta bulalım. Evet, anakarttaki yeri bu şekilde arkadaşlar. L2488'imiz biz burada. Hani demiştik ya burada 3.6 ile 5 volt olacak. İlk önce bu voltajı kontrol ediyoruz. Tabii bunları yapmadan önce ilk önce yapacağımız hoparlörümüzün sağlam olup olmadığını teyit etmek. Sağlamsa bu parçalara devam ediyoruz. 2488 sağlamsa burada demiştik ya iki tane hoparlöre bobin var diye 2455, 2456 bu bobinleri kontrol edeceğiz. Bunlar sağlamsa entegremizi kontrol etmeden önce mutlaka ara filmi kontrol edelim. Ara filmde arıza varsa zil sesimiz gene çıkmaz. Çünkü aradaki bağlantı olmadığı için hoparlörümüze hiçbir şekilde iletişim sağlayamayız. Ara filmde sağlam olduktan sonra en son bakacağımız nokta U2402 audio entegresi. Bu şekilde biraz ufaltalım. Anakarttaki genel görünümünden bulalım. Yeri burası arkadaşlar. Bu şekil. Audio entegremizin ve audio devremiz burası. Bu şekil. Bakacağımız bölüm burası. Tekrar büyütelim. Bu şekil.